Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir metni fotoğrafla sarmalamayı göreceğiz birazdan. Yani biyografiniz olabilir, katalogla ilgili uzunca bir bilgi yazabilirsiniz. Nasıl yerleştireceğiz? Ben şimdi kendi özgeçmiş biyografimi alarak kopyalayıp Word dosyasından şu sağdaki birinci sayfaya yerleştirdim. Buraya geçmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Şuradan bir boş sayfaya gelelim. T harfini tıklıyorum. Yani yazı yazma aracını alıp yazı yazacağım alanı işaretliyorum. Bu alanı işaretledikten sonra sağ tıklayıp yer tutucu metinle doldur dediğimde buraya bir metinle doldurabileceğimizi öğrenmiştik. Şimdi burada ilave olarak göstermek istediğim konu şu. Seçim aracını aktif hale getirdiğimde, yani şu seçim aracını aktif hale getirdiğimde bakın en altta metin çerçevesi diye bir bölüm var. Bu metin çerçevesi bölümünde 1 yazıyor. Yani benim seçtiğim bölümü bir parça kabul ederek yazıyı yerleştirdi. Ama ben buradaki sütun sayısını 2 yaparsam bakın 2'ye böldü ve yazıyı 2'ye ayırmış oldu. 3 yaparsam 3'e böler, 4 yaparsam 4'e böler, 5 yaparsam 5'e böler. Buradaki istediğiniz kadar sütunu yerleştirebilirsiniz. Şimdi bunu da şöyle diyelim ki 3 sütun yeterli. Buradaki son kısımda özel bir cümleniz var ve bunun büyük olmasını istiyorsunuz. T harfine gelip tıklıyorsunuz. Burayı işaretliyorsunuz. Diyelim ki son bu bölümün özel olmasını istiyorsunuz. Buradaki yazı karakterlerini ayrıyeten büyütebilirsiniz. Sanıyorum burada bir dergi tasarımı için daha fazla kullanmak için kullanabileceğinizi fark etmişsinizdir. Bizim bu kadar bir dergi yapma ya da böyle bir parça parça yerleştirme ile ilgili işimiz yok ama yazı yazma aracıyla çizdiğiniz her çerçeveye istediğiniz boyutta, renkte, dolguda, aralıkta, yükseklikte, italik vesaire seçtiğiniz karakterle yazı yazabileceğimizi anladık. Şimdi sayfalar kısmına geri dönüp biyografimi yaptığım sayfaya geldim. Şimdi burada bir biyografim var ve ben buraya bir fotoğraf koymak istiyorum. Ctrl D tuşuyla fotoğraflarımın olduğu sayfayı daha önceden açmıştım, onu buldum. Diyelim ki şu fotoğrafımı kullanacağım. Bu fotoğrafımı alıyorum. Aç diyorum. Şöyle Ctrl Z ile yaptığımda fotoğraf bakın mouse'umun şu anda hareket halinde. Bir çerçeve çizerek yani şöyle bir çerçeve çiziyorum. Bakın şöyle bir çerçeve çiziyorum. Buraya yerleştiriyorum. Şimdi bu çerçeveyi çizdikten sonra boyutlarını şuradaki mavi çubukları çekerek büyütebilirim. Bakın büyüttüm. Boşluk oluştu. Sağ tıklayıp sığdır dediğimde yeni çizdiğim boyuta göre yerleşir. Bu çok büyük oldu tabii bunun için. Ctrl Z yapıp eski haline getirelim. Şimdi burası aktif haldeyken özellikler bölümüne geliyorum. Burada metin sarmalı diye bir bölüm var. Sağ tarafta özelliklerde, yazı özelliklerinde metin sarmalı var. Şimdi burada metin sarmalında fotoğrafım üstte altta yazılar kaldı. Ben bunu istemiyorum. Yazılar fotoğrafımın etrafından geçsin istiyorsan şu ikinci seçeneği seçtiğimde bakın alttaki yazıları fotoğrafımın etrafına aldı. Şimdi değerli arkadaşlarım burada bunların etrafında gezmesini istiyorum ama ben bunların çok da dip dibi olması gereken yerlerde öyle olmasını istemiyorum. Tıklıyorum. Bakın daha fazla seçenek bölümü var. Açtığımda aşağıda gördüğünüz gibi üst kenar, alt kenar, sol kenar ve sağ kenarın boşluklarını yani şu fotoğrafın etrafında ne kadar boşluk olacağını belirteceğim bir alan çıkıyor. Bakın bunları büyüttüğümde gördüğünüz gibi şu anda üst tarafta bir boşluk açıyorum. Şimdi sağ tarafta, sol taraftaki boşluğu ayarlıyorum. Bakın buraya doğru genişledi. Sağ tarafı biraz açmak istiyorum. Buradan istediğim gibi kenarlarında boşluk bırakabilirim. Şimdi ben bu fotoğrafı buraya koydum. Evet ama bu fotoğrafın sağ tarafta şöyle olmasını ve fotoğrafta yazının onun etrafında olmasını istiyorsam yapmam gereken fotoğrafı bir şekilde oraya taşıyıp yerleştirmek ve sağ köşeye getirip bırakmak. Fotoğrafımı buraya getirdiğimde, yerleştirdiğimde sağ tarafa, pardon şöyle yapalım. Çerçeveyi taşımam gerekiyor. Evet.
mavi haldeyken, çerçeve yapılırken taşıdım. Bakın buradaki kenar boşlukları burada az evvel belirttiğim şekilde bunları azalttığında görüyorsunuz şu mavi, etraftaki şu mavinin azaldığını ve yazılarında oraya doğru yaklaştığını göreceksiniz. Ben buradaki ayarladığım boyutlara göre yazılar etrafında sarmallayıp yerleşebiliyor. Tabii burada siz yazınızı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Fotoğrafınızın yerini değiştirebilirsiniz. Ortaya bırakabilirsiniz. Sol köşeye bırakabilirsiniz. Ya da şurada ortaya merkeze bırakıp altlarına yapabilirsiniz. Diyelim ki bu fotoğrafın yerini değiştirip ortaya almak istedik tekrar. Bakın şuraya tıklayıp etrafını mavi yaptığımda taşıyıp ortaya direkt olarak çekebilirim. Çektim ve ben bunu ortada ya da sol alta çektim. Şurada olmasını istedim. Buraya gelir. Buraya köşeye koymak istedim. Buraya gelir. Yani sizin tercihinize kalmış. Genelde dergilerde görürsünüz bir fotoğraf. Onun etrafında bir yazı oluşuyor. Yazının oluşma şekli bu. Sizde burası kapalıysa bu milimetrik ayarları nereden yapacağız için bu üç noktadan açmayı unutmayalım. Bu şekilde fotoğrafın etrafına sarmal bir şekilde yazıyı, sarmal yazıyı nasıl yapacağımızı anlattım. Sizler de bunu denediğinizde çok da zor değil. Ama tabii yazı karakterlerini, yazının boyutlarını daha doğru seçmekte fayda var. Bakın yazıyı şöyle işaretleyeyim. Daha küçük bir yazı yapalım bunu. 48 çok büyük bu tür bir şey için. Şöyle bir şey yapalım. Daha güzel olacaktır. Şimdi fotoğrafımızın üstüne gelip bunu şu köşeye alalım şöyle. Bakın böyle daha güzel ve şık görünür. Şimdi bakın bu sağ taraf çok yakın oldu. Ne yapıyorduk? Unutmayalım. Şuradaki bölümden sağ tarafı gösteren neresi var? Bakın şuradan sağ tarafı açıyorum. Şuradaki mavi çizgi bu yazıları itiyor görüyorsunuz. Biraz şöyle açıyorum. Altın daha yakın olmasını istiyorum. Yani alttan yukarıya doğru daha yakın olmasını istiyorum. Şuradaki pikseli azaltıyorum. Daha da yakın olmasını sağlıyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım burada bakın şu maviyi şöyle küçültürsem çerçevenin boyutunu yazılarda buna göre yerleşmiş, yakınlaşmış olur. Şimdi bu yazıyı yerleştirdikten sonra yapmanız gereken isterseniz buraya özel bir fotoğraf, çerçeveli fotoğraf koyarsınız. Yazıları daha küçük ve daha uzun yazarsınız. İsterseniz ortaya koyarsınız. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Metin sarmalını yapmak bu şekilde. Tekrar hatırlatıyorum. Metin sarmalına geldiğiniz zaman eğer şu sarmalların etrafında şu boşluk bırakan üst, alt, sağ, sol boşluk şeyleriniz yoksa kapalıysa şuradaki 3 tane noktadan açtığınızda bunlar açılacaktır. Metin sarmalı bu şekilde. Bir sonraki dersimizde yaptığımız işlemleri nasıl çıktı alacağız? O bölüme geçiyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.